Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir parfüm kutusundan yüzük organizeri yaptım. Benim yüzüklerim önceden şöyle bir kabın içindeydi. Ve içinde gerçekten çok karışıyordu. Bir tane almak isterken 3 tane birden geliyordu yani. Hatta sizlere bunun örneğini bir göstermek istiyorum. Yüzüklerimi koydum kabımın içine. Bakalım içinden kaç tane gelecek, çok merak ettim. İki tane. Hani bazen tabii bir tane geliyor yani, abartmayayım o kadar ama genellikle durum bu yani. Ben de hal böyle olunca bu organizeri yapmaya karar verdim. Eğer yapımını merak ediyorsanız videonun devamını izleyebilirsiniz. İyi seyirler. Şöyle bir kutu, akrilik boyalar, sünger, maket bıçağı, çay tabağı, fırça, vernik. Boyamdan bir miktar tabağa döküyorum. Ayrıca unutmadan şunu da göstereyim. Kutumun içinde ayrıca bir kutu daha var ve süngerimi buna koymayı düşünüyorum. Yani bir nevi çekmece görevi görecek bu kutu. Boyama işlemine geçtim. Önce kapak kısmından başlamak daha avantajlıdır biliyorsunuz. Kutumun zemini kaygan olduğu için iki kat boyayacağım. İlk katı atıp bir gün kurumaya bırakacağım ve ertesi günde ikinci katı atacağım. Onu da bir gün beklettikten sonra üzerine istediğim şekilleri yapıp vernik atacağım. Ama siz sprey boya veya enamel boya da kullanabilirsiniz. Daha iyi sonuç alırsınız. Kutumu kurumaya bırakmışken süngeri hazırlamak istiyorum. Şöyle kesikler açacağım. Bu 3 kesik önceden vardı. Şu kesiği ben yaptım. Maket bıçağı yardımıyla diğer kesikleri açacağım. Maket bıçağı kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Bu süngerin en iyi maket bıçağıyla kesildiğini fark ettim. Ama sizde maket bıçağı yoksa ya da kullanmak istemezseniz normal keskin bir bıçak da kullanabilirsiniz. Kesiklerimi yaptım. Bu kadarlık yeter diye düşündüm. Zaten fazla yüzüğüm yok. Bu kutunun içine istediğim gibi koyacağım. Şu şekilde kapatıyorum ve diğer kutumun içine bu şekilde koyacağım. Kutum tamamen kurudu. Şimdi kutumun şu yüzüne istediğim gibi şekiller yapacağım. Bunun için beyaz akrilik boyamdan yararlanacağım ve şekilleri ince uçlu fırçamla yapacağım. Şekilleri de bitirdim. Kuruduktan sonra vernik atacağım. Vernikleme işlemine geçiyorum. Verniğim de kurudu ve artık işlemim bitti.
dizelimin yapımını gördünüz. Biraz zahmetli bir yapım oldu boya kısmında. Ama bence gayet pratik bir organizer oldu onun dışında. Videoda da söylediğim gibi ses sprey boya veya enamel boya kullanabilirsiniz. Şöyle tekrar göstereyim. Çekmece görevi görüyor demiştim. Çok rahat ve pratik, masrafsız. İçinde böyle bir kutu olması aslında çok avantajlı oldu. İşte yüzüklerim. Eğer siz de benim gibi yüzüklerinizde karışıklık yaşıyorsanız bence böyle bir organizer kesinlikle yapmalısınız. İsterseniz dışını böyle yapışkanlı desenli kağıtlarla da kaplayabilirsiniz. Ya da kutunun dışı gerçekten çok güzelse hiç yani kaplamaya da bilirsiniz, boyamaya da bilirsiniz. Yani hiç uğraşmaya da bilirsiniz o yönden. Ben böyle yapmak istedim. Yani gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşlerinizi de lütfen benimle paylaşın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.